Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan kün tərtibdiki xəbərlərini huzuruna sunuş qırışımız. Qənəmsə diqqətlər ekranımızı bolsun. Xitay Wuhan virusini Amerikaya döngümekçi boldi. 17 fevral zimistan toru bergen xəbərdə məlum bolışa, Xitay Wuhan virusini Amerikaya döngəb, virusning oldini olish xizmatlaridagi xatolikdan o'zini qochirishni o'ylagan. Xabarda Wuhan virusi sababli xalqaro jamiyat qattiq andishiga tushgan bir paytda Xitoy kommunistlari har qaysi maktablarda va Hong Kongning har qaysi joylarida Wuhan virusini Amerika tarqatganligi haqida tashviqotni kuchaytirishga boshlaganligi bildirildi. Xitoy armiyasiga tabi G'arbiy quruqlik to'ri 26 yanvar e'lon qilgan maqolada Wuhanda tarqalgan virusning Amerikaning Xitoyga qaratgan bioximiyalik hujumi ekanligi, Amerika va G'arb allarining Xitoyning taraqqiyotiga to'sqinlik qilish uchun bu hujumni qo'zg'aganligi bildirildi. Xabarda Xitoy Wuhan virusini Amerika qilgan hujum deb tashviq qilish orqali o'zining Wuhan virusi oshkorlangan dastlabki mazgillarda virusni xalqaradan yashirish bilan avvori bo'lib, yaxshi tadbir qo'llanmay virusning tezlikda tarab ketishiga sabab bo'lishdek xatoligini yashirishga urinayotganligi hamda Xitoy xalqining Xitoy siyosatiga qarshi noroziligini boshqa tarafga burash taktikasini ishlatganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha Xitoy kommunistlari virus sababli o'lgan Xitoylarni Amerikaga bog'lab, virus Amerikaning Xitoyga qilgan hujumi deb tashviq qilish harakatini Xitoydagi barliq maktab va organlarda qanot yaydirgan. Xitoyga yana bir vaba yiqilib kelmoqda. 17 fevral xalqaro Wuhan virusiga amansız qalgan bir paytda Birleşken Millete Teşkilatı baş apparati çeketki vabasının Asiyaga qarab kelyotganligidan xalqaro jamiyatni agahlandırdı. Xabarda xalqaroning Wuhan virusiga amansız qilyotgan bir paytda Afrika ellerde meydanga kelgan çeketki apitinin Efiopiya, Somali qatarlıq devletlerini qurutup minip bargan siri köpeygenligi. Çeketning soni bir yildan oshgan vaqt ichida 64 million hissa ko'payib 400 milliardga yetganligi. Bu qo'rqinchli ofat Sharqiy Afrikaning barliq ziroatlarini quritib, kuniga 90 ingliz mili tezlikda uchib Osiyoga qarab manganligi. Yaqinda chekatkilar Qizil dengizni kesib o'tib Hindiston bilan Pokistonga yetib kelganligi, Hindiston bilan Pokiston davlat miqyosida jiddiy holat e'lon qilganligi bildirildi. Xabarda yana chekatki qisqa vaqt ichida Hindistonning ochliq ishlab chiqarish miqdorini 30% dan 50% qadar kamaytirib, Hindiston hukumatini sarosimaga selib bo'lganligi bildirildi. Xabarda yana chekatkining istiqbolbog' rayonlarini qurtib kelganiga qaraganda Bengal, Myanmar qatarliq rayonlardan ag'ib o'tib, Xitoyning Kunming, Guiyang qatarliq o'lkalarga hujum qilishi mumkinligi bildirildi. Xitoy chatallik 3 muxbirni qo'g'lab chiqardi. BBC to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi 19 fevral bayonot e'lon qilib, Valkochisi kelsining Beijing turishliq 3 muxbirining vizasini bekor qilganligini, 5 kun ichida chegaradan ayrilishi kerakligini bildirgan. Xitoy doiralari 2013 yildan hozirgacha jami 9 muxbirni Xitoydan qo'g'lagan yoki qayta viza berishni rad qilgan bo'lib, Xitoyning xalqaro taratqularga besimni texima oshirishi mumkinligi haqidagi andishalar kuchayishga boshlagan. Xitoy taraf bayonotida Valkochisi gazetasining 3 fevral e'lon qilgan obzor maqolasida Xitoyni Osiyo kasal ko'rpisi deb haqoratlaganligi, gazeta tarafdan kechirim so'rash talab qilingan bo'lsa-mu, bu haqda hech qanday javobga erisha olmaganligi qayd qilingan. Valkochisi gazeta boshlig'i William Lewis bu haqda ifoda bildirib, chegaradan qo'g'langan 3 muxbirning bu ish bilan hech qanday aloqasi yo'qligini, Xitoyning qaroridan qattiq umidsizlanganligini bildirdi. Xitoy bu qarorni e'lon qilishdan bir kun burun Amerika hukumatı yangi qaror ma'qullab, Xitoy kundalik gazeti, Xinhua gazeti, Xitoy yer shari televiziya to'ri qatorliq Xitoyning Amerikadagi 5 cho'ng taratqusini Xitoy rejimiga tabi organ qatoriga kirgizgan va bu organlarning xizmatchilari kirim chiqim ahvoli qatorliq barliq ma'lumotlarni Amerika hukumatiga doklad qilishi talab qilingan. Xabarda Xitoyning bu sababli Amerika bilan put tepishib o'ch olgan bo'lishi mumkinligi bildirilgan.
Amerika Devlet Meclisi'de Karakaş Hücretleri temasida axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. Erkin Asiya Radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi Sharqiy Turkistondagi lagerlar masalasida ko'p qism kursantlarning o'qish bitirib, uylariga qaytganligini zo'r kuch bilan tashviq qilayotganda, Xotan viloyatining Qarqaş nayisidagi lagerlarga doir bir qism hukumat hujjatlari dunyoga oshkora bo'ldi. Bu hujjatlar dastlabki qadamda Qarqaş nayisi Bostoniyasidagi 311 nafar lager mahbusining arxivi orqali muhojiratga Uyg'ur jamoati guvohlik berayotgan zo'r ko'lamlik tutqunning haqiqiy realliq ekanligini yana bir qatim jonliq ko'rsatib berdi. Bulupmu lagerga qamalganlarning butunlay yo'lliq bo'lgan hayotlik sabablaridan lagerlarga qamalganligidek fojiani ko'rsatib berib, Uyg'urlar duch kelayotgan krizisning mohiyati yana bir qatim eskartildi. Ana shu hujjatlar haqida jamoatchilikka ma'lumot berish uchun Amerika Davlat Majlisida 18 fevral kuni axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va kommunizm qurbonlari xotira fondi birligida uyushtirilgan bir Uyg'ur nayisining dardi Zo'r tutqun xotirlari temasidagi bu yig'inda oldi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiri Umar Qanat so'z oldi. U nuqtalik qilib, bu qatim oshkorlangan Qarqaş hujjatlarining bir qism shijoatlik insonlarning zo'r xatarga tavakkul qilishi orqasida o'tirg'i chiqqanligini, chunki bu fojialarning haqiqiy ahvoli dunyoga oshkorlanmasa, uningdanmi zo'r xatarlarga yo'l ochilganligini ko'rsatdi. Shundan keyin Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tashqi aloqa ishlariga mas'ul mudiri Luisa xonim bu qatimqi yig'inning tartibi hamda so'z qilg'uvchilarini tanishtirib o'tdi. Yig'inga germaniyalik mutaxassis kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Zenis. Shuningli bu yig'inga Qarqaş hujjatlarining dunyoga anglanishiga zo'r to'kib qo'shgan Uyg'ur ziyolilaridan Norvegiyada turishliq Abduveli Ayubmi qatnashdi va so'z qildi. Wuhan virusi Xitoyda 550 dan 650 million atrofida kishini yuqumlandirishi mumkin. Xalqaradagi nufuzli jurnallardan Tabiat jurnalidan xabar qilishicha, chet ellardagi bir qism virus mutaxassislari Xitoyda tarqalayotgan Wuhan virusining Xitoy miqyosi bo'yicha 550 dan 650 million atrofida kishini, ya'ni davlat nufusining alohazal 40%ini yuqumlandirishi mumkinligini mo'ljallamoqda. Tabiat jurnalida 18 fevral e'lon qilingan bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, hozir dunyoning o'xshamagan joylaridagi mushu soha tadqiqotchilari Xitoydagi bu yuqumning qachon eng yuqori pallaga chiqadiganligi va uning qancha kishini yuqumlantirishi mumkinligi haqida tadqiqot edib berish orqali kasallik taqobil turish uchun kerakli lozimatliklarni oldin mo'ljallab, uningga tayyorlik qilishga harakat qilmoqda. Xabarda aytilishicha, statistika mutaxassisi Sebastian Fong bu vaqtda olib borgan statistikasida Xitoydagi har bir yuqumdorning 1dan 4 nafargacha odamga yuqtirish ehtimolligidan chiqish qilib, virusning Wuhan nufusining 10%ini, ya'ni 1 million atrofida kishini yuqumlantirishi mumkinligini ilgari surgan. Janvada Uyg'urlar va Ilham To'xta masalasi anglatildi. Xalqaradagi nufuzli kishilik huquq tashkilotlaridan UN Watch, ya'ni Birlashgan Millatlar tashkiloti kuzatish guruhining 2020 yillik 13-chi navbatlik Janva kishilik huquq va demokratiya yig'ini 18 fevral kuni Janvada o'tkazildi. UN Watchning 18 fevral Janvada ichilgan bu navbatlik yig'iniga Iran, Vietnam, Xitoy qatorliq mustabid davlatlar hukumatlari yurgizgan kishilik huquq dafsandichiligi haqida doklat berishga faoliyatchilar taklif qilindi. Uyg'urlardan Amerikadagi advokat Nuri Turkal Apandi va Ilham To'xtining qizi Javhar Ilham Uyg'urlar vaziyati va Xitoy tarafidan milliy qudrat qo'lliq va davlatni parchalash jinoyati ortilib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilham To'xta masalasi haqida doklat berishga taklif qilindi. Janva vaqti 18 fevral atigangi yig'inga mazkur tashkilotning ijroiya raisi Xalil Tior Apandi riyosatchilik qildi. Atiganlik yig'inda Nuri Turkal Apandi sin ko'rinishi orqali Amerikadan yig'inga qatnashgan bo'lib, u dokladida Xitoy kommunist rejimining 1949 yildan buyon Uyg'urlar ustidan yurgizib kelayotgan bostirish siyosati va navbatda Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan lagerlarga qamash Iyg'ir darajada nazorat ostiga elish vaziyati haqida to'xtalib, har qaysi allar va tashkilotlarning Xitoy rejimining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmiga jiddiy ko'ngil bo'lishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Javhar Ilham bo'lsa, avval 2014 yili Xitoy rejimi tarafidan milliy qudrat qo'lliq va davlatni parchalash jinoyati ortilib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan dadisi Ilham To'xtining kimligi va nima sababdan Xitoy doiralari tarafidan muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi haqida guvohlik berdi. U yana navbatdagi Uyg'ur vaziyatining jiddiyligini o'tirg'i qo'ydi.
Cevher yana dünya cemaatçilikinin dadısı İlham Toxtuğa oxşaş öz xalqının baravarlığı, erkinliği üçün sözlügen Uyğur ilim əhəllərinin erkinliği erişişiğa və Xitay komünist rejiminin qatlıq bastırışıqa uçuravatqan Uyğurlarının növətki iğir vəziyetiğe ciddi köngül bülüşü kerektikini təkidledi. Mahathir Muhammed noyabrda başministerlik vazifesini Anwar İbrahim'a tapşırdı. Malezya başministeri Mahathir Muhammed başminister almışış meselesi üstüde bayanat ilan kıldı. O bayanatıda devlette talaş tartış buluvatkan başminister almışış meselesi üstüde toxtulup, noyabrda ötküzüldüğün Asiya Tinç Okyan Hemkarlık Teşkilatı rehberler yığınını ima kılgan halda, rehberler yığındın kiyen başministerlik vazifemini taşlayman dedi. Malezya Başministeri Mahathir Muhammed, Xalqning Adalet Partiyasi Raisi Anwar İbrahim bilan aldıngı hafta ötküzülgen uçuruşdan keyin Başminister almışış meselesi üstüde bayanat ilan kıldı. Hakimiyet peşindeki ittifaqdaş partiyalarının cuma günü ötküzüldüğün yığında Başminister almışış meselesi müzakere kılınmaydığanlığını bildirgen Mahathir Muhammed, birer vakit belgil nemdu bilmeymen, lekin men burullu vazifemni taşlaşqa tayyar ikenligimni aytqan edim dedi. Mahathir Muhammed başministerlikni ötküzüp berişke dair bergen vədisinin hazırımı küçke iki ikkallikini bildirip, İttifaqdaş partiyalar meyli qandaq karar maqulluşudun qat'i nazar, Asiya Tinç Okyan Hemkarlık Teşkilatı rehberler yığındın kin vazifemni taşlayman dedi. Bu yıl içide başminister Mahathir Muhammed'in vazifini tapşırıp elişi mülkerlini vatkan Anwar İbrahim mu, aldın qayıpta ötküzülgen uçuruştun kin elan kılgan bayanatıda, Mahathir Muhammed'nin noyabr ayda Malezya'da ötküzüldüğün Asiya Tinç Okyan Hemkarlık Teşkilatı rehberleri yığındayken başministerlikni ötküzüp berdiğanlığını cezimleştirgenlikini uqtırgan idi. Başminister Mahathir Muhammed 2018 yılı 9 maydaki umumi saylamda ufutuqa erişkendeyken kılgan sözde İttifaqdaş partiyalarının maqulluğun kararının taqazası boyunca təxminen 2 yılgıcı başministerlik vazifesi öteydiğanlığını. Andan Anwar İbrahim'a başministerlik vazifesini ötküzüp berdiğanlığını aytqan idi. Hemimizge malum bolgandak Anwar İbrahim Şarkı Türkistan ve Uyğur meselesini yakından tunuydugan şundaqlıq köngül bülüp kelgen bir siyasiyon. Şevket Mirziyoyev 2 günlük Türkiye ziyaretini başladı. Özbekistan Prezidenti Şevket Mirziyoyev Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifine binaen tünügün Türkiye'de ilip bardığan 2 günlük ziyaretini başladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reislik Mahkemesi Uçur Alaka İşleri İdarisi bayanat verip, Türkiye-Özbekistan Yukarı Derecelik Stratejilik Hemkarlık Genişinin Tüncü Növetlik Yığınının tünügün Erdoğan bilen Mirziyoyev'nin riyasetçilikide paytaxıt Ankara'da çakırılığını bildirdi. Uçuruşlar ceryanda Türkiye-Özbekistan iki taraf münasifetlerinin her cihetin közden keçirildiğallıkı, Stratejilik şirikçilikini çördüp ilgirlavatkan hemkarlıkların çoğunkurlaştırılışı yıldı taşlaşkı bulduğun kademlerinin müzakere kılındıqallıqı dair uçurlarına uğrun verildi. Rayon ve halkaralık meseleler doğrusu da fikir almaştırılıqallıqı bildirildi. Kırgız halkı Xitay şirketini devletinden çekindirdi. Xitay şirketlerden biri yerlik halklarının namayışları sebeplik Kırgızistan'daki 280 milyon dolarlık ticaret gelişiminden çekindi. Bu bolsa Uttur Asya'daki Xitay'a karşı fikirlerinin küçü işinden kilip çıkan. Bu 280 milyon dolarlık gelişimini aldıngıyla Xitay reisi Xi Jinping Kırgızistan'a ziyaretki barğanda imzalıgan. Bu gelişimde Xitay'nın HK şirketi Kırgızistan'daki bir şirketle şirikleşip, Kırgızistan ve vatanımız Şarkı Türkistan çigrasıga erkin soğudur ayını kurup, uyarga iskilat, transport, beket, mihmanxana ve başka uğrullarını kurmakçı bolgan. Xitay bu arkalık ziminimizi besip almakçı digen şu rayondaki halıklar yüzlep namayışkı çıkıp, bu kilişimnin emelden kilişini talep kılgan. Xitay'nın HK şirketi ve onun Kırgızistanlık şeriki işkincanın 17. günü bayanat ilan kılgan bolup, o bayanatıda yerlik halkının bir kısmı karış çıkan bu uzun mezgillik planını emelge aşıralmayımız. Şuna emelden kaldır ve doğuk digen. Kırgızistan Başministerlik bayanatçısı bu doğrusu mundaq dedi. Ular Xitay şirketi xatarını mölgerlap andın kararını çıkardı. Aldıngı yılı Kırgızistan'nın Narın ülkesinde yerlik halk bir Xitay şirketinin hizmetçileri bilen uğruşkan. Bununla okşaş Xitay işlemcilerine karşı sürükülüşler Kırgızistan'ın başka rayonlarında mı yüz berip durmaqta?
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkası ki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.